Türknet gigafiberle 1000 megabite kadar eşit download ve upload hızına ulaşmak artık çok daha kolay. Evde ailecek aynı anda yani hepiniz beraber dizi, film, maç izleyin ya da oyun oynayın. İnternet takılır mı, dizim yarım kalır mı diye de düşünmeyin. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli Gebze'de yaşayanlar. Eğlenceyi Türknet gigafiberle 1000 megabit hızında kesintisiz yaşayın. Bu videonun altındaki linkten altyapınızı sorgulayın ve kısa dönem geçerli özel fiyatlarla Türknet gigafibere hemen abone olun. Galatasaray Başakşehir deplasmanında kazandı ve Başakşehir eski Başakşehirler gibi değil. Yani o açıdan bir problem yok ama Galatasaray'da da bir sürü değişiklik vardı. Rotasyon, yeni tra transferlerin oynaması, hazır olmayan Ziyeh falan oynuyor mesela. Gayet de iyi oynadı, çok güzel de bir gol attı. Davinson Sanchez belki ayağının tozuyla diyebiliriz yani o Kolombiya milli takımdan geç geldi zaten. Kopenhag maçından 1-2 gün önce gelmişti. 1-2 idmanla bu maça çıktı ve müthiş bir oyun oynadı. İlk hafta için gerçekten çok çok iyi bir oyun. Zaten 13 ikili mücadeleye girdiğini görüyoruz bir stoper için. Yani tam bir cengaver stoper performansı sergiledi. Bunları 8'ini kazanıyor. Hava toplarında da üstündü. Sadece 1-2 hava topunu ikinci yarıda biraz daha yorulunca tabii onun maç ritmi yok. Yani stoperler belki o kadar yorulmaz ama bu Davinson Sanchez sürekli ikili mücadele üzerinden oynayan sürekli çarpışan bir stoper olduğu için ve maç ritmi olmadığı için bence son 30 dakikalarda biraz yoruldu. Orada 1 iki zaten ikili mücadele ve hava topu kaybetti. İlk 60 dakika tamamen sürkülese etmişti. Top kapma pas kesme vesaire Savunma yani kesicilik olarak zaten üstündü ama Daha önemlisi oyun kurma olarak Nelson'dan Bu seneki Nelson'dan Çok daha Verimli bir oyun oynadı ve zaten Okan Hoca hem Kopenhag maç sonu açıklamalarında hem de Başakşehir maç sonu açıklamalarında Buna değindi zaten hani Davinson Sanchez'i oynatacağını belirtti bu arada Nelson'un da bir kızı olmuş onları da tebrik ediyorum. Davinson Sanchez Galatasaray'ın oyun kurulumunu net olarak geliştirdi. Ön alan baskısını da ilk maçına göre gayet iyi geliştirdi. Bir de maçın büyük bölümünü Kaan'la oynadı. Muhtemelen Kaan'la birbirlerini yeni tanıyorlar. Yani 2-3 gün yeni hani idman da 2-3 idman maksimum yapmışlardır. Yeni tanışan bir ikili olarak deplasman maçına çıkmaları riskliydi. Gayet iyi e, kotardılar ama Başakşehir'in de çok zorlayamadığını söylemem lazım. Okan Hoca'nın maç sonu açıklamalarını müsaadenizle okuyayım direkt e, Melih Şavanoğlu'nun yazısından aldım. direkt yazıya dökmüş kendisini. T24'te güzel Galatasaray yazıları var. Tavsiye ediyorum kendisini. Şöyle diyor Kopanak maçından sonra Okan Hoca. Savunmadan birini çıkardım diyor. İsim vermiyor. Nelson çıkartıp Torreira'yı almıştı son dakikalarda. Gol arıyordu çünkü Galatasaray. Torreira'yı stopere çektim. Daha iyi oyun kurmak için diyor. Yani Nelson'un oyun kurmasının problemli olduğunu açıkça söylemiş oluyor. Çünkü bizim Galatasaray seviyesindeki bir takıma göre geriden daha iyi oyun kurmamız gerekiyor diyor. Bugün maçın genelinde çok fazla kalemize geri pas oynadık diyor. Nelson'un biraz kaleciye fazla geri pas attığını vurgulamış oluyor ki Galatasaray Kopenhag maçında yediği ilk golde hatırlıyorsunuz. Nelson Muslera'ya atmıştı topu bir de sol ayağına doğru atmıştı. Muslera kendini dengeleyip sola doğru alıp sağ ayağıyla topu vuramadı. Top böyle bombeli düşmüştü ve gol devamında pozisyon gelişmişti ve gol yenmişti. Ayrıca savunma oyuncularından benim istediğim öne doğru takımı itmeleri diyor. Nelson'un yine hep geri kaçarak savunma yaptığını söylüyoruz. Zaman zaman arkaya doğru kaçmalar başlıyor. Özellikle iki maçtır benden uzak olan yerde diyor. Yani Okan hocaların yedek kulübesi bu tarafta. İkinci yarıda Nelson uzak olan taraftaydı. Zaman zaman kaçmalarını görüyorum. Bu istediğimiz bir şey değil tabii ki diyor. Biz geride oynayacak, oyunu geride kabul edecek bir takım değiliz. Bizi önde oynatmaktan eksiltecek oyuncu olursa zaten bununla ilgili değişikliğimiz olur diyor. Yani Nelson'u keseceğim diyor zaten açıkçası. Açık bir şekilde söylüyor ve Başakşehir maçından sonra da Davinson Sanchez'i överken agresifliğini övüyor, hava toplarını övüyor, takımı öne çıkarmasını övüyor ve oyun kurulumunu övüyor. Nelson Davinson Sanchez değişikliği kısa vadede gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ve Okan Hoca'yı da bu konuda haklı buluyorum açıkçası. Kendim olarak da yorumcu olarak da yanıldığımı söylemek istiyorum. Yaz döneminde biliyorsunuz işte Nelson ve Sasha Boya transfer teklifi gelmesi bekleniyordu ve hangisi satılsa Galatasaray daha az zarar görür şeklinde yorum yaptığımız zaman ben scoutluk geçmişime de dayanarak Sasha Boy'un satılıp Sasha Boy gibi atlet, fizik kalitesi yüksek sabek bulunabileceğini düşünüyorum İşte mesela Genk'teki Munoz gibi olabilir. İşte Tottenham'daki Tanganga tipi vesaire. Yani fizik kalitesi yüksek, ikili mücadele gücü yüksek sabek bulunabilir diye düşünüyordum ama Nelson tipi stoper biraz zor bulunur diye düşünüyordum. Çünkü Popescu olsun, Uyfalüçü şey olsun. Galatasaray tarihinde de yakın geçmişinde de en son 25 yılda sadece o modelde iki stoper var. Arkayı toplayan vesaire. Ama Nelson yaz döneminden beri ciddi bir düşüş yaşıyor. Yani beni satmadılar diye mi? E, gidemedim diye bana teklif gelmedi diye mi düşünüyor ama orada Galatasaray'ın bir suçu yok. Ve Nelson'dan hiç beklemediğimiz bir mental düşüş bu. Bu kadar profesyonelliğiyle öne çıkan, bu kadar mental gücüyle öne çıkan bir oyuncu çok etkileniyor. Bence Danimarka milli takımında da henüz bir türlü ilk 11'e gelemediği için artık yaşı 24-25 oldu. Danimarka milli takımında da 11 olamadı. Avrupa'ya da belki o beklediği transferi yapamadı. Belki işte kızı doğuyor. Belki Avrupa'ya 5 büyük lige transferi düşünüyordu yaz döneminde. Bilmiyorum sebeplerini. Çok düştü. Beklediğimden çok düştü. Orada da yanıldığımı söyleyeyim. Sasha Boy inanılmaz top oynarken Nelson beklemediğim derecede bir düşüş yaşadı ve oradaki öngörümün çok hatalı olduğunu düşünüyorum şu anda. Öyle bir öz de yapayım. Yanıldığım bir konu daha var. Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi için e, merkez orta sayı üçlemesinin verimli olabileceğini düşünüyordum. Bir de Endombele, Kerem Demirbay, Sergio Oliveira gibi çok 8 numarası var Galatasaray'ın. Mertens de biraz düşüşte 10 numaralar arasında. Yani Ziyech de 10 numara oynayabiliyor. Kerem'in de oynayabileceğini, forvet arkası oynayabileceğini iddia ediyorum. E, Safkan tek 10 numarası var. Mertens. O da yarım aslında. Yani yaşı gereği e, çok böyle devamlı 90 dakika kaldırabilecek bir oyuncu değil. O yüzden bu kadar 8 numarası varken ve 10 numarası biraz eksikken ve Şampiyonlar Ligi'nde de daha böyle merkez orta sahada sertlik gerekiyorken zaman zaman üçlüye dönülebileceğini düşünüyordum. Ve maç önü programında da şöyle dedim. Galatasaray skoru alırsa Hücumdaki dörtlüden bir tanesi çıkarıp 4-3-3'e dönebilir. Endombele veya Kerem Demirbay girerek demiştim. Tam bunu yaptı Okan Hoca. Maç 2-1 iken skoru almışken Sergio'yu erken çıkarmıştı. Kerem Demirbay Torreira ikilisi yapıyordu. Bir de Endombele'yi aldı son 20 dakikalarda. Ve Torreira Kerem Demirbay Endombele şeklinde bir 4-3-3'e döndü. Fakat benim beklediğim olmadı. Belki biraz skoru koruma psikolojisine de girilmiş olabilir. Galatasaray'ın 4-3-3'e geçtikten sonra ön alan baskısı zayıfladı. Çünkü Galatasaray 4-2-3-1 yaparken burada çok daha kalabalık bir ön alan baskısı yapıyor. 10 numara da iki stopere birden çıkabiliyor çünkü. Icardi ile birlikte arkasında oynayan Ziye veya işte Mertens oynarken iki stopere bu ikisi baskı yapabiliyor. Ama 10 numarayı çıkarıp 4-3-3'e ee, e geldiğiniz zaman Icardi iki stoper arasında tek kalıyor ve bekler de kanatlarla eşleşince bir stoper boş kaldı ve ee, Başakşehir son 15-20 dakikada daha kolay oyun kurabildi. Bu tabi daha alışkanlık olmadığı için olabilir. Mesela bu 8 numaralardan bir tanesi bir stopere çıkabilir. Ama daha yeni 4-3-3 oturduğu için de olmamış olabilir. Sadece o 4-3-3'te Başakşehir'in daha kolay geldiğini ve Galatasaray'a çok iyi gelmediğini söyleyeyim ama yine de e, Torreira merkez orta çok iyi kapattı. Ve maç boyunca Galatasaray merkez orta sahası, Başakşehir merkez orta sahasını hep üstündü. Başakşehir hiç merkezden gelemedi, hep kanatlardan falan gelebildiler. Tabii o taktik de olabilir ama merkez hep Galatasaray'ın üstünlüğündeydi. Mertens Ziyeh değişikliğinde tabii 10 numarada Ziyeh oynadı. Burada bir farklılık oldu. Mertens çok daha fazla merkezde kalıp orta üçlüye de yeri geldiği zaman yardım ederken Ziyeh de bu arada 10 numara oynamayı gayet iyi bilen ve geçmiş takımlarında Chelsea'de Ajax'da Hatta ben yaz döneminde Fas maçı izledim. 4-3-3'ün 8 numarası oynadı. Merkez çokça oynamış ve bunlarda da gayet iyi performans vermiş bir oyuncu. Chelsea'de bu konuyla ilgili hatta yazı okudum İngiliz basında. Ziyeh 10 numarada da sağ kanadı hiç aratmadı gayet iyi oynadı gibi yazılar çıkmış. Orayı gayet iyi oynuyor. Maç sonunda da sormuşlar 10 numara ile ilgili hiç fark etmez demiş. Hakikaten öyle yani fark etmiyor 10 numara oynaması. Fakat bir değişiklik oluyor. Belki bu maçlık bir durumdur bu. Ziyeh, Tete'ye çok daha fazla yanaştı. Icardi de Barış Alper'e yanaştı. 4-4-2 gibi durdular. Bu zaten ortalama pozisyonlara da çok yansıdı. Yani Icardi, Barış Alper neredeyse kafa kafaya. Tete ile de Ziyeh neredeyse kafa kafaya. Ee, biraz daha böyle 4-4-2 gibi bir duruş. Yani önde baskıyı da biraz böyle yaptılar. Icardi sanki sol forvet. Ziyeh de sanki sağ forvetmiş gibi durdu. Mertens öyle durmuyor. Daha böyle on numara gibi duruyor. Daha arkayı kapatan bir durumda duruyor. Bir de ben Mertens'in ön alan baskısını yine de Ziyete de gayet iyi yaptı bence. Ama Mertens'in e, çok daha iyi yaptığını düşünüyorum. Yani orada biraz pres kalitesinde Ziyeh elinden geleni yapmış olmasına rağmen pres kalitesinde bence biraz daha zayıflama oldu. Ama Mertens de bu pres kalitesini 45 dakika yapabiliyor. Onu da tekrar e, söylemek lazım. E, ekstra olarak Torreira ve Boya e, değinmek istiyorum. Çünkü maç yazılarımızda olsun, e, yorum yaparken olsun bazen şöyle bir şey oluyor. Bazı oyuncuların performansına alışıyorsunuz ve o övgü ıskalanıyor. Zaten hep böyle oynadığı için. Saşa Boy ve Torreira öyle oldu. Torreira dediğim gibi merkezi çok iyi kapattı. Çok dominant bir oyun oynadı. Saşa Boy da 17 ikili mücadeleye girmiş. Çok üstün bir sayı. Bunların 12'sini kazanıyor. 6 tane top kapma yapıyor. 2 pas kesme, 2 uzaklaştırma. İstatistiklerde fark yarattığını görüyoruz. Bir de şuna baktım. Bu sezon oynadığı işte 5 maçta 16 kez top kapma hamlesi yapmış. 14'ünde topu kapmış. Bu çok çok üst düzey bir sayı. Yani top kapmada ondan daha fazla olanlar var. Çünkü küme düşme hattındakiler çok daha fazla temaslı oynuyor işte. Genelde bu top kapma istatistiğinin zirvesinde olanlar hep küme düşme takımlarının merkez orta sahaları veya bekleri olur. Onlar çok daha temaslı oynar çünkü. Yine öyle zaten ilk 10'da o tip oyuncular var. Ama onlar da şöyle bir şey görüyorsunuz. Mesela 35 kez top kapma hamlesi yapmış veya 25 kez top kapma hamlesi yapmış. Bunun 15'ini falan kazanmış. Yani yarı yarıya veya %60 falan başarı oranı. 16'da 14 gibi böyle neredeyse %90'ları geçen top kapma başarı oranı ve canavarlık belirtisi gibi bir şey. Yani hiç çalım yemiyor adam. Yani sadece 2 kez çalım yiyor, 14 kez top kazanıyor gibi. Saşa boy oranında olan Türkiye Ligi'nde sadece bir oyuncu daha var. Diğer bu iki oyuncu diğer ligdeki tüm top kapıcılardan yani ikili mücadelecilerden çok sıyrılıyor. O da Jetson. Jetson da 17 kez top kapma hamlesi yapıp 15'ini kazanmış. Boyundan da bir tık ve 1 milim önde. Yani Jetson'la Boy çok ayrı bir yerde duruyorlar. Fizik, kalite, atletizm farkı olarak gerçekten çok üst seviyediler. Onu da söylemiş olayım. Son konu Kerem Aktürkoğlu konusu. Maç öncesi ben de stada gittim. Bu benim telefon numdan çekilmiş bir fotoğraf. Başakşehir'de deplasman tribünün yeri değişmiş. Diğer tarafa almışlar. Maç önünde uzun uzun Kerem Aktürkoğlu tezahüratı yaptı deplasman tribünü ve Kerem de gidip onları selamladı. Teşekkür etti. Selamlayınca da bu taraftar seninle gurur duyuyor dedi. Çünkü Kopenhag maçında biliyorsunuz ıslıklanmalar, yuhalamalar böyle bir humurtlular olmuştu. Bu destek önemliydi, değerliydi ve Kerem Aktürkoğlu da yine ikinci yarı oyuna girdi. Penaltıyı aldı. Bu Kerem konusu da hafta boyunca tartışıldı. Ben de yeri geldiği zaman savunmasıyla ilgili, geliştirmesi gerektiğiyle ilgili hep söylüyorum. Geçen haftadaki hafta sonu programında da konuşmuştuk. Ama Kerem hücumda çok zengin bir oyuncu ve Galatasaray'a çok katkı sağlayan bir oyuncu. Torreira ve Boy için az önce söylediğim bazen yüksek performansına alışıyoruz ve ıskalıyoruz dediğim bir konu var. O da şu. Kerem Aktürkoğlu mesela Icardi'yi son dönemde defalarca karşı karşıya bırakabilen bir oyuncu. Bu maçta mesela Icardi'nin o kadar pozisyonuna girememe sebebi de Kerem'in ikinci yarı girmiş olması olabilir. Mesela Kopenhag maçında iki tane Kerem'in savunma arkasının milimetrik pası var. Onu, o pasları mesela Ziye atsa, ne bileyim yeni transferlerden Zaha atsa, vay be ne top attı adam deriz. Ama Kerem neredeyse her hafta o topları attığı için onları görmüyoruz ve şey görüyorum mesela. E Kerem sürekli Icardi'yi arıyor o yüzden de bir sürü top kaybediyor gibi. Dört kez deniyor. iki tanesi yüzde yüzlük pozisyon alıyor. Bu çok yüksek bir oran. Kopenhag maçında dört tane arkaya top denedi. iki tanesine Icardi karşı karşıya kaldı. Devam ettiremedi. Şut atamadı belki. E, fizik durumu henüz belki hazır değil Icardi'nin. Ama o toplar çok ekstra toplar. Ve bu biraz alıştığımız için kolay gördüğümüz bir şey. ya yani son şampiyonluk maçında mesela Ankara gücü maçında Kerem Icardi arka direğe topu attı. Icardi ön direkte kafayı vurdu. Gol oldu. Bu, bu, bu şekilde bu asistlerle asist kralı oldu Kerem. Yani biraz kolay unutuluyor diye düşünüyorum ve değeri de bilinmiyor diye düşünüyorum. Mesela bundan tam 10 yıl önce aynı pas türü devamlı oynayan ve arasında güçlü bir ilişki oluşan iki oyuncu arasında olmuştu. Selçuk İnan'la Burak Yılmaz. Selçuk İnan da tıpkı böyle Kerem'in Icardi attığı gibi lob paslar atıyordu Burak'ın önüne ve Burak karşı karşıya kalıyordu. Bazen işler iyi gitmediği zaman Selçuk bunları çok deniyordu ve ataklar da ölebiliyordu. Hatırlıyorum Selçuk'a tepki oluyordu. Ya her topu da şey bura atıyorsun diye. Kerem için de şimdi her topu ikar atıyorsun deniyor. Ama güçlü bir etki. Buradan çok da asist de çıkıyor. Alıştığımız için zayıf değerini vermiyoruz sanırım. Şimdi futbol menajerde mesela onu ekledik. Icardi ile Kerem arasındaki uyunu, uyumu oyuna da ekledik. Oyunlarda bile önemli bir şey bu. Futbol oyunlarında bile ee, çok önem verilen bir konu. Bence önemi ıskalanıyor. Kerem'in çok top kaybettiği üzerine bir sürü konuşma yapılıyor, bir sürü yazı yazılıyor bütün bir hafta boyunca. Fakat o top kaybından kaç skor çıkıyor, kaç asist çıkıyor, kaç gol çıkıyor onu hesaba katmıyor insanlar. Yani gol atan mı kazanıyor bu maçları yoksa top kaybetmeyen mi? Mesela Babel'e hatırlayın geçen sene hiç top kaybetmezdi. Çok güçlü, fizikli, taç çizgisine gelirdi, burada topu tutardı. Buradan tekrar oyuncuya verirdi işte faal alırdı vesaire ama gol olmazdı skoru değiştirmezdi. Babel'in geçen sezon bir önceki sezon kaç gol attığına bakalım kaç top kaybı yaptığına bakalım. Top kaybı yapmıyordu ama gol de atmıyordu. Ve gol atan oyuncular size asist kralları gol kralları size şampiyonluk kazandırdı geçen sene Icardi ve Kerem. O yüzden bence değer yargıları ile ilgili bir değerlendirme yapmak lazım ve bence şu da önemli Okan Hoca hiçbir zaman Evet Kerem fazla topa basmıyor. Fazla set oyununa dönmüyor. Galatasaray'ın set oyunu ile ilgili bir zaafı var. Fakat Okan Hoca da çok fazla set oyunu talep etmiyor. Mesela Kerem o denemeleri yaparken bazen avut atarken bazen Icardi'den uzağa o topları atarken top kaybı yaşatırken Okan Hoca'nın ben özellikle bakıyorum yedek kulübesinde topa basalım Kerem'e topa basalım pas yapalım yan pas yapalım oyunu oturtalım vesaire dediğini görmüyorum. Teknik adamlar bunları istediği zaman kenarda belirtiyor böyle yapıyor bekleyin sakin olun vesaire. Kerem e onu yaptığını görmüyorum. Çünkü Okan Hoca şunu istiyor bence. Atak bitsin. Yani Kerem o e uzun topu denesin. Icardi yetişemesin. Kaleci alsın gerekirse. Biz yine yerleşelim ve biz ön alan baskısı yapalım. Okan Hoca'nın istediği ön alan baskısı. Galatasaray'ın şu an en iyi yapabildiği şey set oyunu değil, ön alan baskısı. Yani set oyun talep edilse, mesela basın toplantılarında bunları söylemiyor hiçbir zaman Okan Hoca. Nelson'la ilgili söylüyor. Programın başında anlattım. Ama Kerem'le ilgili söylemiyor. Söylese ve o Kerem kendi kafasının dikine sürekli uzun top atsa o zaman yine eleştirelim ama hocanın talebi de bu yönde değil. Ben de hocanın talebinin bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biraz da Beşiktaş Kayserispor maçına değinmek istiyorum açıkçası çok uzun uzun konuşulacak böyle madde madde konuşulacak bir maç değildi. Bence Anadolu takımları da üç büyükleri zorlamaktan çok uzak. Ben 25 yıldır falan neredeyse takip ediyorum ligi yani 90'ların sonundan beri hep izlediğim bir lig Süper Lig ve hiçbir zaman Anadolu takımlarının bu kadar e, zayıf kaldığını. Bu kadar yani Beşiktaş mesela %50'siyle oynadı Kayseri maçında ve kazandı. Hatta çevirdi maçı. Galatasaray 4-5 rotasyon yaptı, kazandı. Fenerbahçe mesela en zorlu Ankara Gücü, Alanya deplasmanlarını kazandı. Rakibinden daha iyi oynayarak, daha güçlü oynayarak Alanya'ya neredeyse hiç pozisyon vermeden kazandı. E, makas çok açılıyor Anadolu takımlarıyla üç büyükler arasında ve bu maçta biraz öyle oldu. E, mesela her iki takımda Kayserispor'da, Beşiktaş'ta Durant duran top hücum organizasyonlarını iyi çalışmış, savunma organizasyonlarını kötü çalışmış gibiydi. 1-0 önde Kayseri. Burada Abu ne kadar boş bırakıldığını görüyoruz. Burada alan mı savunuyorlar, adamı adamı mı yapıyorlar belli değil. Ve burada arka direğe geldi top. Abubakar Bakar bomboş bir kafa vuruşu yaptı. Burada yani Abubakar en az boş bırakılması gereken 2-3 oyuncular oyuncudan biri. Hani Koli'yi ve Bailey'yi tutun. Yani Koli'yi özellikle. Son haftalarda sürekli korner golü attı. Tutun ama 2. 3. sırada Abubakar'ı savunmanız gerekirken bomboş olduğunu görüyoruz. Salih Uçan çok güzel bir asist yaptı. Maç bitti üzerine golünü de attı. Saha zemini kötüye gidiyor. Bunu kim ilgilenecekse ilgilenmeli diye bir açıklama yaptı. Belhanda da yapmıştı biliyorsunuz. Kötü yansımıştı. Umarım aynı şekilde yansımaz Salih ama doğru bir açıklamaydı ve haksızlığa doğruyor hem Cengiz Tosun hem Salih Uçan. Net bir şekilde aldığı maaş konusunda Beşiktaş da haksızda uğruyor. Jetson yerine Oxide Chamberlain oynadı. Mesela moralsiz, yorgun, Jetson gibi en önemli silah olmayan Beşiktaş'a karşı Kayseri'nin nasıl kaybettiğini, Anadolu takımlarının zayıf kaldığını söylüyorum. Kemen ve Cardozo da Kayseri'de önemli eksiklerdi. Oxide Chamberlain oynadı. Gayet iyi oynadı bence. Goldeki koşusunda iyiydi. Birkaç tane top da taşıdı. Daha iyi olacak gibi bir izlenim yarattı. Çok da gerekli. Gezal idare etti ama çok uzun zamandır oynamadığı için anlaşılır bir performans. Daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Onlar da pozitif durumlardı bence Beşiktaş'la ilgili olarak. Anadolu demişken Gaziantep'e değinmek istiyorum. Ee, çok kötü gidiyorlardı. Erdal Hoca ile birlikte gerçekten çok çok zayıf performanslardı. Ee, maaşlar ödenmiş. Şumidika ile 4 tane transfer yaptılar. Hepsi Şumidika'nın tanıdığı oyuncular. Ve Şumidika'yı eleştirebiliriz çılgın diyebiliriz, deli diyebiliriz. Beğenilmeyen karakteristik özellikleri olabilir. Benim de eleştirdiğim konuları var. Fakat hoca olarak bence tecrübeli bir hoca. Ve Erdal Hoca ile arasındaki farkı da ilk iki maçtan çok net yansıttı ve galibiyeti aldı. Bir kere benim mesela Türkiye liglerinde en beğenmediğim stoper Ertuğrul'u hemen ikinci maçta kesti. Kalite farkını bence çok net sezdi ve Arda ile oynadı. 3 ve skoru özellikle aldıktan sonra net bir 5-4-1'e döndü. 5-4-1'i de gayet iyi oynadılar. Mesela Mustafa Eskelleç kanat bek yaptı. Hemen oyuncusunu tanımış, görmüş. Mustafa Eskelleç için geçen programlarda da söylüyordum. Dinamizm çok yüksek, devamlı git gel yapabilen bir oyuncu. Kanat bek'i oynadığı zaman da o dinamizmi en rahat kullanabildiğiniz pozisyon. Orada net iyi oynadı. Ve Draguş'u almış Santrifor'a. Gaziantep yönetiminin bir önceki transferi Kolombiyalıydı yanlış hatırlamıyorsam Santrifor'ları. İşte Galatasaray maçında falan oynadı tam bu yeni fenomen olan Savaş Cebeci gibiydi yani böyle 100 kilo falan da herhalde adam hareket edemiyordu ama şimdi aldığı Romanyalı oyuncu bayağı iyiydi maçtır Çok etkiliydi transferi konusunda da birçok şey çıkıyor nasıl yapıyor vesaire onları Bilmiyorum şimdi kanıtlayamayacağım için bir şey söylemek istemiyorum ama aldırdığı Draguşu beğendim diğerleri Morais'i aldırdı o zaten çok Tecrübeli yaşlı bir oyuncu ama nasıl Daha önce de Süper Lig'de çok oynadı ama nasıl verim verir veremez onları bilmiyorum. Sadece Santrfor iyi oynadı. Dikkatimi çekti. Bir önceki Santrfor'a göre de çok fark vardı. Kazandılar. Bu hafta son olarak bir de Cuma akşamı Eyüp Spor maçına gittim. Ümraniye'yi 2-0 yendiler. 6'da 6 yaptı Arda Turan ve ekibi. Caner Erkin de müthiş oynuyor. Caner Erkin 3-4 yıldır hiç görmediğim kadar üstün bir fizikte. Yani maç sonu formasını da çıkardı. Sıfır ya kilolara atmış çok formda. Önümüzdeki ay baktım hatta 36 yaşına giriyor. Aynı ayda doğmuşuz onunla ikimiz. Bende bel fıtığı var zor yürüyorum. Caner 36'sında 3-4 yıl sonra bu kadar fit kiloları atmış sıfırdan başlıyor 4 gol 3 asist maçın son dakikasında bir pozisyon oldu Ahmet Kutucu ikinci golü attı ve 2-0 oldu Ahmet o golü atmasa Caner hem gol krallığında zirvede hem asist krallığında zirvedeydi işte 6 hafta itibariyle Ahmet gol atınca Caner'i geçti. Caner'le paylaşıyorlardı gol krallığını. Ahmet golü atınca şeyi geçti. Caner'i geçti gol krallığında. Birinci o Caner 2. Asist krallığında ama paylaşıyor zirveyi. Şimdi golü attı. Sonra Caner'le golü kutladılar. Caner bir tokat mokat attı. Bir şey yaptı Ahmet'i böyle ama şakalaşıyorlar yani. Ama Ahmet'e bir şey yapıyor. Niye öyle yaptığını anlayamadım. Sonra gol krallığına baktım. Ahmet onu geçtiği için tokat atmış. Kötü niyetle söylemiyorum. Çok böyle şakalaşıyorlardı. Güzel bir şakaydı ama. Yani sol bek oyuncusu olarak hem gol krallığında hem asist krallığında bu kadar e, adaması Arda Turan'a da tebrik etmek lazım. Yani Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'inde bu kadar fit bir caner yoktu veya yani bir önceki sene falan bu kadar fit değildi caner. 3-4 yıldır en fit halinde. Orada bence Ardanın da payı var. Tabii ki ana pay e, canerin. 36 yaşında futbolda tekrar başlama isteği. Hem de bir, bir alt ligde Eyüp'te falan bu kadar başlama isteği kiloları vermesi, bu kadar etkili oynaması, kornerden top aldı, ulan gol attı. Yani ligin çok üzerinde. Tebrik ederim. Zamanında çok eleştirdik. Bence eleştirilmeyi de hak etti. Yani kendi kalitesinin, top atma becerisi olağanüstü Caner'in kendi kalitesinin altında oynuyordu senelerdir. İşte savunma yapmıyordu mesela. Burada Eyüp'te 4-5 tane hava topuna çıktı. Çarpıştı. Hava topları falan aldı. Bunları Süper Lig'de yapmıyordu 3-4 yıldır. Yani hava toplarına çıkmıyordu. Başkası çıksın diye geride kalıyordu. Etkili, istekli oynuyor ve o açıdan kendisini tebrik ediyorum. Bu Caner'i izlemek gerçekten büyük zevk. Hafta sonunun sonuna geldik. İzlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Destek olmak için videoyu beğenirseniz ve yorumlarda bulunursanız ayrıca memnun olurum. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.